Haberim oturmuş. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edilen Kaleiçi semtindeki Büyük Sinagog'un 26 Mart tarihinde hizmete açılmasından sonra Musevi cemaatinin şehre olan ilgisi arttı. İstanbul'da yaşayan Yahudi vatandaşlar özellikle hafta sonları Edirne'ye akın ediyor. Büyük Sinagog'da ibadetlerini yapan Museviler tarihi ve turistik mekanları gezdikten sonra şehirden ayrılıyorlar. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Avrupa'nın ikinci büyük sinagogunun restore edilmesinin ardından Türkiye Haham Başılığı ve Türk Musevi Cemaati Edirnelilere bir teşekkür iftarı verdi. Edirne Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından kurulan çadırda Ramazan'ın 4. gününün iftarını Musevi cemaati verdi. İftar menüsünü Musevi cemaati yetkilileri kendi elleriyle dağıttı. Ezanın okunmasıyla birlikte 750 kişi iftarını açmanın mutluluğunu yaşadı. Yani katkı sağladılar, teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun diyoruz. Yani başka bir şey demiyorum. Bir şey düşünmüyorum, Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. İyi bir şey, güzel. Hoşumuza gitti. Ortamı iyi, nezih. Çok güzel olmuş. İnşallah her şeyin devamı gelir. Türk Musevi Cemaati Başkanı İshak İbrahimzade, Edirne halkımıza bir teşekkür edemedik. Nasıl teşekkür ederiz diye düşündük. Ve böylece bu iftar sofrasını onlarla paylaşmak, onların iftarına katkıda bulunmak ve böylece onlara teşekkür etmenin en uygun şekil olduğunu düşündük dedi. Yani. Öncelikle çok teşekkür ederiz. Bize hepimizi buraya teveccüh ettiniz. Sizi iftardan önce buraya topladık. Biz İstanbul'da da 14-15 senedir iftar veriyoruz. Son iki senesini Darülceze'de oradaki yaşlılarımızla birlikte yaptık. İşte bu sene biliyorsunuz Edirne Sinagogumuzu açtık sağ olsun Vakıflar Genel Müdürlüğümüzle birlikte. Ama orada bildiğiniz gibi Edirne halkımıza bir teşekkür edemedik. Nasıl teşekkür ederiz diye düşündük. Ve böylece bu iftar sofrasını onlarla paylaşmak, onların iftarına katkıda bulunmak ve bu şekilde onlara teşekkür etmenin en uygun şekil olduğunu düşündük. Hepsine çok çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten biz Edirne'ye tekrar döndük. Evimizden daha güzel bir ev bulduk. Hem sizlere hem kendilerine müteşekkiriz. Çok çok sağ olun. Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren de Musevi Cemaati ve Haham Başılığı tarafından Edirne Büyük Sinagogu'nda bir iftar verilecek. Öncesinde de halka bir ikram ve iftar yemeği verilmesi niyeti vardı. Böylelikle bu da bugün gerçekleşmiş oldu diye konuştu. 26 Mart'ta Büyük Sinagog açıldıktan sonra bir ilgi oluştu. Musevi Cemaati de geleneksel olarak yapmış olduğu iftarlara Edirne'de de bir iftar eklemek istediğini belirtti. Böylelikle Sosyal Yardımlaşma Vakfımızın her yıl düzenlediği halk iftarına bir katkı yapmak istediler. Bugün burada iftar düzenleniyor. Ayrıca yarın da yine Musevi Cemaati ve Türkiye Haham Başılığı tarafından Edirne Büyük Sinagogu'nda bir iftar merası, iftar programı düzenlenecek. Öncesinde halka da bir ikramda ve iftar yemeği verilmesi niyeti vardı. Böylelikle bu da bugün gerçekleştirilmiş olacak. Yaklaşık kaç? Periskopta mı zaten? Evet, periskoptasınız. Ben de çekiyorum. Yani sizinkinin canlı şansı yok. Bizimkisi en azından canlı değil. Zormuş kamerikansı. Zormuş, gerçekten zormuş.